Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, biz kahvaltı hazırlıklarına başladık. Şöyle Burak hepimize tost hazırladı. Evet. Bugün biraz acelemiz var. O yüzden böyle hemen tost yapalım dedik. Hatta şöyle göstereyim size. Bugün sofra Burak'tan. Ben de hemen lavaboları hallettim. Yerleri bir süpürdüm. Evi havalandırdım. Bu arada minimizi de dış aldırdık. Annem bir de bana hep gülüyor. Teyzesi gülecek tabii. Göz damlasını şeyi bir de onunla hep konuşuyorum ha diyorum. Bu arada göz damlası ne için kullandığımızı soranlar oluyor. Biz ilk zamanlar çok çapaklanıyordu gözleri. Göz damlası kullanmıştık. Burak böyle masaj yapıyor şu göz kanallarına. Ondan sonra... Aynen, göz kanallarının tıkanıklığıyla alakalı bir durum. Evet. Ondan sonra bayağı bir iyileşmişti. Sadece şu gözünde birazcık daha kaldı. O yüzden Burak oraya ekstradan yine masaj yapıp damla sadece bu göze yapıyor. Bu gözle burunun hani birleştiren bir kanallar var şuralarda. Onun için bunlar tıkanık olduğunda böyle masaj yapıyorsunuz. Şu gözün şurasından başlıyorsunuz, çekiyorsunuz, aşağı doğru çekiyorsunuz şöyle. 10 kere yapıp sonra damlaları döküyorsunuz. Evet. Dediğim gibi şu an sadece şu gözünde olduğu için ona yapıyoruz ama az kaldı, bitti sayılır. Ondan sonra artık çapaklanmaz o kadar. He anne. Evet arkadaşlar. Evet. Hazırım ben. Bitti. Evet. Çaylar ben bu doldurdu. Arada biberonları da steril yaptık. Yani bugün çok enerjik bir şekilde bütün işlerimizi hallediyoruz. He annem. Sonra Beypazarı'na gideceğiz bu arada. Bugün inşallah. Ama şimdi ilk önce bir kahvaltımızı yapalım. Hazırlandık ve çıktık arkadaşlar ve nereye gidiyoruz? Beypazarı'na inşallah. Evet. Kahvaltı yapıp çıktık. Aslında ilk başta kahvaltıyı orada yaparız diye düşündük ama sabah biraz geç kalktık. Öyle olunca da dedik ki şimdi yolculuk falan. Aynen, Beypazarı'na gitmek istiyordu. Dedim, evet. Hemen gidelim ya. Annem Beypazarı'nı bir görmek istedi. Hem orada biliyorsunuz böyle kurular falan bir şeyler var. Belki almak istediği bir şey varsa oradan alır. Bir de böyle gezmek istiyordu orada onun çarşısını, pazarını ama yine de bir gözleme yerler. Evet, Eymen burada uyuyor arkadaşlar. Şimdi biz gidiyor. Ne kadar yolumuz kaldı yoksa daha yeni çıktık denebilir. Evet. Hadi kaç bakalım. Kilometre? 80 kilometre falan var. 80? Enis'e anlık şok geçirdi. 80 kilometre mi ya? Evet, ya tamam. Yaklaşık 1,5 saate varırız diye düşünüyorum. Neyse, işte Lefo, Ulm'a gitmiştik ya ikimiz. Ya? Tam 1 saat. Tamam. 1 saat mı? 1 saat mı? İyi bak. Biz geldik arkadaşlar. Şu anda dolaşıyoruz şöyle çarşıda. Enişte 10 lira. Acıta 10 lira. Onlar da 10 lira ablacığım. Ha, tamam. Bilmem. Neyse, hemen takılara bakıyor. Ne haber? Miniyim de şuradan yiyeyim. Evet. Ya ben şimdi yiyeyim, şuna bak. Hayatım dikkatli olur. Anne kızı yemziriyor. Geçen buralardan almıştık kuruları. Burak efendi. Büyük sultanım. Evet. Hava da çok güzel. Arkanızdan tıngır mıngır geliyorum. Hafta içi ya, sakin. Evet. Çok da güzel ama hava falan çok güzel. Böyle soğuk soğuk insan yüzüne esiyor ya. Evet. Hatice Hanım neler yapıyorsun? Caminin fotoğrafını çekiyorum anne. Aa, anne bak burada mesela böyle şeyler var, kurular var. İlk kez yalancı portakal görüyorum. Bu
Olur mu? Eklem ağrılarına sürülür ve beziyle bağlanır. Vay be, ağrıyı kısa sürede keser. İlk kez duydum ya. Şurada şöyle takılar. En iyisi tabii takılar görmek istiyor. Değil mi? Evet. Şöyle lokumlar. 2007'den bu yana da müze olarak burası kullanılmış. Burada bir mağara görüyoruz. Ev içi bu mağaralar Anadolu'da mahzen. Bey pazarında mehsan diyorlar. İki işlevi var. Birincisi soğuk hava deposu. Buzdolabı gibi kullanıyorlar. Küplere koyuyorlar gıdaları, içeride muhafaza ediyorlar. İkincisi bu yapılar ahşap, yanabiliyor. Yanmasını istemedikleri değerli eşyaları burada saklıyorlar. Bir nevi kasa gibi burayı da kullanmışlar. Şimdi ziyaretimize buradan devam edelim. Burada da arkadaşım bilgiler verecekler sizlere. İyi gezmeler. Burası Kuşkona ablacığım. Kuşkona ailenin kışlık yiyeceklerinin kurtulduğu yer. Ailenin ortak yaşam alanı. Önümüzde bulduğumuz alanda sofa diyoruz. Sofalar kumada kapanı açıldığı deneye hiç uzun alanlara vermek bir yani işin yenisini olarak farz edebiliriz. Arkamızdaki ipli yer ailede küçük gelin odası. Aynı zamanda yeni gelin odası. Beypazarı'nın yeni gelin yataklarına nasıl sen ne kadar yapıp bakabilirsiniz. Aa, çok güzel. Fatma teyzenin yerine geldik. Şöyle gözleme yiyeceğiz. Geçen gittiğimiz yerde şu an gözleme yoktu. Halise teyze paydos etmiş bugün maalesef. Onun için şimdi buraya geldik. Herkes gözleme söyledik. Tarhana çorbası çok güzel bey pazarında onu söyledik. Sonra yaprak sarması, lahana sarması, mantı söyledik. Ortadan hepsini yiyeceğiz inşallah. Minneyim benim. Altını değiştirdi annem. Hemen şipşak. Evet, yemeğimizi yeriz, biraz gezeriz, sonra Ankara'ya doğru yola çıkarız. Eve doğru. Aynen öyle. İyi misin? Efendim? Şuna. Zeytin gözlü. Şunları. Teyzem de kartvizine resmini koymuş. Hadi bakalım. Gazı çıkmadı bunun. Oğlum giyirsene anneannem. Seni bekliyor. Göz mü dikti çorbayı? Anneanne. Evet, çorbalar geldi. Sarmalar. Şöyle lahana sarması da var. Böyle gözlemeler de geldi. Şimdi mantımız da gelecek inşallah. Anne. Şikayet edeceksin. Ama iyi hava aldın buranın. Havası güzeldi. Annem ne oldu paşam? Aşkım. Hayran. İki kız gider düğüne. Boylarına kurban. Ben kurbanım küçü güne. Tete anne. Küçü güne hayran. Ananı katten mi götüreceksin bu yaşta? Bir de küçüğüne hayran.
Sus. Babacığım, biz evet. Çıktık et. Hadi birazcık bakalım. Şöyle açtım ki etrafı görsün benim. Gençler, nasıl geçti gününüz? Vallahi çok güzel. Güzel. Evet. Küçük ama çok güzel. Yani. Aynen. Evet. Şimdi eve doğru yola çıkacağız inşallah birazdan. Evet, eve geldik gençler. Çayımı koydum. Onu birazdan demleyeceğim. Sonra yanına ben geçen Musko diye bir şey buldum. Musko Erciyes diye arkadaşlar. Böyle hani sponsorluk değil, kendim gördüm. Sürekli reklamları çıkıyordu Instagram'da önüme. Sonra baktım hani güzel bir şeyleri vardı. Bir sipariş edelim dedim. Bir deneyelim nasıl olacak diye. Şöyle ananas kurusu sipariş ettim. Çilek kurusu. Bu böyle tam çilek. Şöyle sarı kayısı. Sultanım seviyor. Bunu da sultanım seviyor. Kudüs hurması. Burada da yörük karışımı var. Böyle leblebi, işte nasıl diyeyim şey, beyaz leblebi, ondan sonra nasıl, mısır gevreği mi denir böyle? O tarz şeyler açınca da gösteririm. Şurada da Antep fıstıklı nar aromalı fetil lokum var. Ondan sonra küp cezerye söyledim fıstıklı. Fıstıklı pekmezli muska bu üçgenlerden. Bir de fıstık bahçesi diye böyle şey vardı, lokum üstü tamamen Antep fıstığı tam. Bitter çikolatalı bir lokum vardı. Bunlardan söyledik. Bakalım şimdi açacağım. Şunlar bu arada böyle gelmiyor. Bir de üstlerinde koruma şeyleri, kağıtları, kartonları oluyor. Ben çıkardım onlardan. Ananası da denedik gördüğünüz gibi çok güzeldi. İnşallah bakalım hepsini bir deneyelim. Ondan sonra gösteririm size tekrardan. Hazırladım gençler. Şöyle cezelyemiz, işte narlı lokum. Bu o bitter çikolatalı Antep fıstıklı lokum. Çok merak ediyorum, daha tatmadım. Ananas kurusu, çilek kurusu. Bunlar herhalde şeker ilaveli oluyor. Bir de şeker ilavesizleri var. Bu içi böyle Antep fıstıklı muska. Burada da o yörük karışımı var arkadaşlar. Kayısı ile hurmayı açmadım. İsterlerse onları da açarım. Bu şekilde. Aa bak, bugün bu aldığımızı gösterelim. He var canım. Biraz tozlu ama bu şey arkadaşlar hani dolma taşı. Dolma taşı değil mi? Evet. Taşmasın diye. Aynen ya, sarma falan ya da herhangi bir dolma falan yaparken böyle ağırlık olaraktan dolma taşı evet. Koyuyorsunuz. 10 TL'ydi fiyatı. Annem de kendini aldı. Şimdi ben kırıyormuşum. Evet. Ben de aldım sonra. Bu şekilde. Hadi bakalım. Başka var mı? Şöyle tatlıdan aldım ama böyle aldık. Minik minikler. Şurasına bak. Bahçe patlıcan. Avucum kadar. Bunlar ondan da bir şey yaparız inşallah. Değil mi? Gelelim şimdi annemin aldıklarını arkadaşlar. Şöyle bir hemen eve gelirken markete uğradık. Şöyle Doritos aldı. Ondan sonra şöyle Chocomel aldı. Bu arada Chocomel'e bayılanlar kesinlikle vardı. Ben şu çileklisine bayılıyorum. Şöyle kutu olarak da almış annem. Pardon. Ondan sonra Enise şöyle süt burgerden almış. Hatta şöyle iki tane almış. Bir tanesi sanırım çilekli. Evet. Sonra şöyle Eymen Buğra'ya. Tabii 6 aydan sonra kullanacak ama içine böyle meyve koyuyorsunuz. Sonradan böyle o deliklerden tadıyor yani. Şöyle bakayım. Şöyle nar. Ondan sonra turp aldılar. Bunun ismi neydi? Hatta orada ekstra sorduk. Şimdi poşetinde yazar. Pepino. Evet. Bunu neymiş? Deneyeceğiz. Pepino deniliyor bunu. Ama ne tam olarak bilmiyoruz. Biz de hani en iyisi böyle denemek için seviyor. Ondan sonra şöyle kulak çöp. Bu arada kulak çöpleri ne kadar pahalanmış biliyor musun? Ne kadar abi? Bir tanesi 7 lira, bir tanesi 6. Bu 4.75'ti. Evet. En ucuzu bu diye bunu aldım. Her şey pahalandı. Ama ki ben en son 1.45, 2 lira falan hatırlıyorum. Belki 1.45 falan mı? Ondan sonra şöyle Ülker çikolata 2 paket. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi zaten Burak gördüğünüz bir şeyler hazırlamış. Buradan da bir şeyler hazırlayacağız. Akşam keyif yapacağız. Hemen burayı da bu arada size göstereyim. Yavrum. Hemen burada burada oynuyor. Eve geldik. Hemen üstünü başını değiştirdik. Annem neymiş bunlar? Yavrum benim. Neymiş bunlar annem? 2-3 kere şunu kendi çekti ve müzik yaptı. Allah'ım ben nasıl mutlu oluyorum böyle değişik değişik. Sallarken değişik oluyor bazen ya. Hayır, tutup çekti sonra el orada kaldı. Allah Allah. Bir de ayaklarını çok kaldırmaya başladı. Ellerini de ayaklarına doğru böyle uzatıyor ara sıra. Daha tam yetişmedi ama. Ha, bu vuraraktı ama. Hey annem, bu vuraraktı.
Ha, ben şimdi Emen Buran'ın odasına geldim. Zaman zaman küçülen kıyafetlerini biliyorsunuz ben ayıklayıp böyle poşete basıyordum. Yine küçülenleri var, onları çıkaracaktım. Ve şöyle poşeti de çıkardım. Aslında bayağı bir doldu. Şöyle göstereyim. Yani bayağı tıka basa doldurdum. Şimdi bunu açıp hepsini tekrar yıkayıp, aslında yıkamıştım ama böyle bildiğiniz bastım. Tekrar yıkayıp, ütüleyip, teker teker poşetlemek istiyorum. Yani artık bir şey takımsa onları bir arada poşetleyip İzmir'e deprem bölgesine yollamayı düşünüyorum. Böyle bayağı bir küçülen kıyafetler var ki şu an gerçekten ihtiyaçtır. Yani orada küçük çocuklar olsun, bebekler olsun var ve şu havalar buz gibi. O yüzden bunları yani böyle düşündüm. İnşallah kabul ederler. Yani şu an gerçekten bilemiyorum ama muhtemelen ederler. Çünkü zaten az giymiş kıyafetler. Yani bir bebek zaten yani Eymen Bura şu an 3 aylık. Yani ne kadar giymiş olabilir ki? O yüzden yani yıkayıp, ütüleyip yollasam olur gibime geliyor ama yani sizin bilginiz var mı? Bilmiyorum ama yani yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Evet, dediğim gibi şimdi ben tekrar bir ayıklama işi yapacağım. Ondan sonra inşallah bunları yıkamayı düşünüyorum. Az önce Instagram'da sordum. Çünkü şimdi hepsini yapmak istiyordum. En azından kolilerim diye düşünmüştüm. Ama maalesef kabul edilmediği söylendi arkadaşlar. Sıfır olması gerekiyormuş. Yani üzüldüm açıkçası. Çünkü zaten hepsi yeni gibi. Ki zaten biliyorsunuz yani kimisi kalın, kimisi yani zıbınlar olsun falan. Gerçekten ihtiyaç olabilecek şeyler. Dediğim gibi üzüldüm. Çünkü Emen Buray yani daha küçük. Az giydi hepsini. Ve kullanılabilir şeylerdi ki yani şu an zaten sıfır alsanız bile ne yıkanması gerekiyor. Yani onlar da mağazada duruyor, depolarda duruyor sonuç olaraktan. Yani ama kabul edilmiyormuş. Yani İzmir'de yaşayanlar da öyle dedi. Hiçbir şekilde kabul edilmiyor dedi. Battaniye falan zaten yeteri kadar varmış. Evet, o yüzden muhtemelen 1-2 güne gidip böyle sıfırdan, yani öyle kabul edildiği için öyle yapacağız. Mont falan çocuklara düşündüm. Ya da böyle o tarz şeyler. Yani en azından kıyafet olabilir, mont olabilir ya da gıda ihtiyaç, kişisel bakım eşyaları. Bunları böyle kolileyip yollamayı düşünüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.